Kaldır. Kaldır. Çek. Bırak. Kaldır. Kaldır. Bırak. Bırak. Ya! Yaklaşık 42 ilden 122 kulüp ve 800'ün üzerinde sporcumuzla Tokat'ta bu müsabakamızı gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir 2022 takvim yılı içinde biz de Türk okçuluğuna hizmet etme adına federasyon faaliyetlerimizde devam ediyoruz. Bizim menzil müsabakalarımızda yaklaşık 1 kilometre yakın alanlara ihtiyacımız oluyor. Burada da yeni açılan Tokat havaalanından önce kullanılan havaalanında menzil müsabakamızı gerçekleştiriyoruz. Çok uygun da bir alan, mesafe olarak da çok uygun bir alan. Bu anlamda da burayı tercih ettik. Ben yetkililere bu anlamda gösterdikleri gayretten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Tarihimizde Toz Koparan İskender'e ait bir rekor var. 846 metre civarında atılan, şu ana kadar kırılamayan tarihte bir rekor bu. Bizim de kemankeşlerimiz zaten menzil okçuluğu yapan sporcularımız o hayalle oklarını atıyorlar, yaylarını geriyorlar. Biz de şu anda baktığımızda yaklaşık 550 metre civarında bir atışa ulaşıldı ama atalarımızın o rekoru 846 metreye tabii yanına yaklaşılamıyor şu anda. Onların da bizim de gayretimiz inşallah atalarına layık olacak o rekorları yaklaşmak. Menzil dediğimiz yarışmamıza katılan, yani halkımızın daha rahat anlaması için şöyle ifade edebilirim. En uzağa oku atma yarışmamız ki bugün hala kırılamamış bir toz koparan İskender'in kayıtlı olmuş olduğu bir rekor var. 846 metreye ok atmıştır. Biz 570 metreler civarında şu anda ok atıyoruz. Bugünkü yarışmada 3 kategoriden oluşuyor. Bal çok güzel geçiyor. Öncelikle eski havaalanı, alanı çok beğendik. Hem rüzgar şartları hem alanda oklarımızın kırılmaması. Bir de açık alan olması böyle çok güzel. Ben 402 metreyle şu an 3. oldum. Sentetik yayda bayanlarda 3. oldum. İnşallah ileride de şampiyonluğu düşlüyoruz diyelim. Önemli olan şurada yani hep birlikte okçu kardeşlerimizle birlikte atış yapmak. Yani şu çizgiyi geçip bu zevki yaşamak. Yani zaten işin güzel tarafı bu. Hem ecdadı yad etmek hem bir ecdat yadigarını devam ettirmek niyetimiz. Yoksa burada hem, yani ha birinci olmuşsunuz ha sonuncu olmuşsunuz bizim için hiçbir önemi yok. Kardeşlik kazansın her zaman diyelim. Ben hem sporcuyum hem yay ustasıyım. Organik ve sentetik yay yapıyoruz. Organik yayda kendi yayımızla 3. olduk 412 metre ile. Evet. Birazdan da sentetik yay atışı yapacağız. Bu bir ecdat mirası. Bu miras devam etsin diye gayret gösteriyoruz. Allah-u Teala kendi rızası ölçüsünde hep dostlarla beraber ok uçurmayı nasip etsin inşallah. Nasip oldu bugün organik yay, yani boynuz yay kategorisinde, limitsiz kategoride 452 kusur metre ile birincilik almak kısmet oldu. Atışımızı yaptık. Güzel bir ortam. Dostlarla her zamanki gibi amacın dışında arkadaşlarımızı, dostlarımızı, abilerimizi görerek niyetimiz halis bir şekilde geldik. Atışlarımızı yaptık. Dediğim gibi nasip oldu. Biz elimizden geleni yaptık. Oklarımız da uçtu. Birinciliği aldık burada. Daha önce Bursa'daki eski havalimanında yarışmaya katıldık. Orası da gayet güzeldi. Havalanları bize galiba gayet güzel geliyor. Hem zemin olarak hem hava olarak gayet stabil ortamlar oluyor. Bu neydi senin? Arka. Arka mı? Yaşın 60. Tamam. Yaşın 60.